Bugün 29 Kasım Pazar günü Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu dolu dolu bir Adana programı var. Artık Adana, İzmir iyice kalabalıklaşmaya başladı. Akın akın atlar giriyor zaten. Gerek Ankara'dan gerek Bursa'dan yani İstanbul'dan gelen safkanlar da var halli. Kışın buralardaki yarışlara katılabilmek için tabii buradaki şimdi daha güzel yarışlar başlayacağı için bunların sezonu başlıyor Adana ve İzmir'in. O yüzden bayağı yüklü at sayısı da her geçen gün daha da çoğalıyor. Yani zengin bir program var bu sezon İzmir ve Adana'da. Tabii aynı zamanda İstanbul yarışları da devam edecek. Haliyle Sentlikçi olan safkanlar da haliyle orayı tercih edecekler. Biz bugünkü koşulara yorumlarına geçelim hemen. Fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Birinci koşumuz saat 14.45'ten itibaren bir maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. Burada gördüğünüz gibi kalabalık. Bugün genel program baktığınız zaman kalabalık program var. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada en azından tuttuğum safkanlar öncelikli olarak 9 oğlu küçük Joker. Bu Joker'in temsilcisi Müslüm Çelik'ten güzel bir performans yakalamışken ben ilk şansımı safkana verdim. Ama tabii ki yanına 8 nolu Kotku, bir Özgün Han temsilcisi Mert Ali Sonmaz da start alacak olan bu safkanda son güzel ikinciliğiyle bence ilk ciddi rakibi ve tabii ki hemen yanlarına da her geçen gün aşama aşama yükselmeye başlayan bir altın oğlu Kanarhan, bir Kobra temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la da son güzel dördüncülüğünden sonra ben burada da iyi ve etkili bir yarış koşmasını beklediğim için bu ayağı 3 safkan arasında gördüm. 9, 8, 6 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Tabii bütün yarışlar riskli. Bütün atları da maalesef söyleyemeyiz. Çünkü yani işin içinden çıkılmaz. En azından tuttuğumuz safkanları aktaralım. Nasipte varsa arkadaşlar o sizi zaten bulur. Günün ikinci koşusunda bir handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda burada baktığınız zaman yine kalabalık 15 safkan var. 4 ve 8 10 safkanların da ekür olduğu bir yarış. Ben iki kısım halinde yaptım. Benim öncelikli olarak tuttuğum burada Altınoluk Prenses Derya. Bir Ufuk bir temsilcisi Mücahit Bayır'la start alacak olan bu safkan. En azından performans olarak bu rakiplerin birçoğundan iyi durumda. Ben daha sonra 7 nolu Karabiberim bir lider tay temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan safkandan yine bu pistin performans olarak iyilerinden ve son olarak da 2 nolu Aslan Seda biraz rakiplerine ağır kilo olsa da iyi bir isim olan bu safkandan Mert Gökalp Arslan'la da ben bugünün etkili isimleri olarak gördüğüm için bu ayağı 3 safkan olarak önereceğim sizlere. Bunlar 6 Prenses Derya, 7 nolu Karabiberim ve 2 nolu Aslan Seda. 6, 7, 2. Öncelikli olarak kuponlara yazalım. Normal kuponlar için yeterli gözüken safkanlar ama burayı çoğaltmak gereği duyarsanız da biraz işler değişiyor. O zaman yani eğer bu ayakta fazla at yazma gereği duyanlar için öncelikli olarak 5 dolu Gizem Naz, Hızlı Tay temsilcisi Emrah Sincan'la start alıyor. Safkanda da iyi bir hazırlıklar var. Daha sonra 3 nolu Atlas Çiçeği. Biraz mesafe kısa ama bu safkanın yine iyi durumda. Bence yazılması gereken diğer isim. Daha sonra 8 nolu Arayeki. Ekürü avantajına sahip. Her iki ekürü de genel durum oldukça iyi. Yani fena değil. Bugün Ali Kaçmaz da start alacak olan 8 nolu Arayeki'yi kuponlara ilave edebiliriz. Ve son olarak da 10 nolu Agvin. Bir turbo temsilcisi bomboş kilosuyla Samet Erkuş'la da son güzel birinciliğinden sonra yazılması gereken bir diğer isim olur. Yani bu ayakta 6, 7, 2 öncelik geniş tutanlar için de 5, 3, 8, 10 olarak da tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde bir şartlı 5 Apprentice'lere ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında burada baktığınız zaman 9 safkan arasında koşulacak olan bir yarış. Ben önceliği 4 nolu Aydan Kız'a vereceğim. Bu Özgün Han'ın güzel temsilcisi. Bu Ömer Ordu olması lazım. Herhalde Ömer'dir. Bakalım Özgür'müş. Yine tutturamadık. Özgür Ordu ile start alacak olan bu safkan en azından daha belki koşullarına daha iyi gruplarda söz sahibi olan bir isim. Kum pistinde etkili yarışları olduğunu unutmayalım. Bugün rakiplerin biraz da eksik koşması halinde zaten bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Daha sonra Altınoğlu Taşkır. Taşkır'ın geçen seneki havası yok ama son ikinciliği ben çok beğendim. Safkan geriye dönüş yaptı. Eğer zaten eski yarışlarını yapmış olsa inanın burada bir tane rakip bırakmaz. Hepsini ezer geçer yani o kalitede bir safkan ama ufak tefek sıkıntıları olan bir safkan. O yüzden ben Altınoğlu Taşkır'ı ikinci safkan olarak önerdim ama yarın günün bankosu olarak da çıkarsa da hiç şaşırmayacağım bir isim çünkü iyi bir safkan. Hazırlık olarak da iyi bir Aras temsilcisi ve son olarak da 5 nolu Prenses Aslı bir Halit temsilcisi olan bu safkanda
En azından son güzel ikinci ile uzun mesafeleri yatkınlığıyla da yazılması gereken isim. 4-6-5 öncelik. Tabii burada bir kalite isim daha var. Eğer bir hat daha yazabilirsiniz. Yani ne kadar uzun bir aradan sonra biraz Doğu illerinde çok genelde koşuyor ama bu safkanda bu pistlerde de yine etkili yarış olduğunu unutmamakta fayda var. 7 nol Domaniç bir Halis temsilcisi olan bu safkanda ilave etmek isteyenler için bence ideal isim. Yani normal hepsi sağlıklı, sıhhatli olmuş olsa inanın burada 6 ve 7 ayrılır gelir derim ama işte maalesef bazı ufak tefek sıkıntılardan dolayı bu şekilde sizlere önereceğim. Artık sizler yine tercihinizi son dakikaya da bakın. Yine ona göre değerlendirmemizi yapın ama ben 4-6-5 önce daha sonra 7 nolu safkan olarak çıkardım. Günün dördüncü koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında işte gördüğünüz gibi 15 safkan mücadelesi bizi bekliyor yine. 7, 14, 15'in de ekürü olduğu bir yarış. Burası aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü gayanın da açılış ayağı. Ben bu ayakta sizlere bir banko geçeceğim. 10 nolu Sakarya güzeli bu Bersoy temsilcisini. Ben bugün çok iyi bir yarış koşup kazanmasını bekliyorum. En azından bu grupta baya baya ön planda çıkan bir isim. Umarım bizi de yanıltmaz. Ben bugün İbre'nin biraz daha bu 10 nolu Sakarya güzelinden yana olduğunu gördüğüm için bu Berksoy'un temsilcisi Mehmet Keskin'le ben yarışı kazanmasını bekliyorum. En azından performansı biraz daha rakiplerine göre daha iyi durumda olduğu için. 10 nolu Safkan benim bu ayakta görebileceğim banko isim arkadaşlar. Günün 5. koşusu kısa vade dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1300 metre çim koşusunda 12 Safkan mücadelesinde. Burası aynı zamanda 2. altılı gayanında açılış aya. Ben burada önceliği 4 nolu Popular City'ye vereceğim. Marsevelli'nin temsilcisi Müslüm Çelik'le en azından güzel bir performansı varken ben ilk şansımı Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'ın en ciddi rakibi olarak da 1 nolu Chrome Heart. Bir agresivo temsilcisi olan bu Safkan'da Ayhan Kurşun'la en azından bu Safkan'da iyi performansı ve iyi durumuyla rakip olarak önermek istiyorum. Tabi burada 4-1 bana göre biraz gruptan ayrılmış pozisyonda. Yani bu ayağı 4-1 olarak da geçebiliriz. Ama biraz genişletirsek çünkü yine bu ilk ayaklarda bazen ters sonuçlar çıkabiliyor. O zaman 7 nolu Aurora bir Taşkay temsilcisi Mücahit Bayır'la yine iyi son yarışını kazanan bir isim. Güzel kalite bir safkan görüntüsünde olan bir isim. Daha sonra 5 nolu Prenses Hira bir Perfecto'nun güzel temsilcisi Samet Arkuş'a da yine yazılması gereken isim olur. Ve son olarak da 2 nolu Hilal Sultan bir Torak temsilcisi olan bu safkanda Mehmet Akyavuz'a da yazılması gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. 4-1 öncelik, 7-5-2 de daha sonra sizlere önerdiğim safkanda. Günün 6. koşusuna geldiğimizde burada bir handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim yarışına geldiğimizde burada da baktığımızda biraz kalabalık yine. Zaten bugün genel program kalabalık yine 15 safkan var arkadaşlar. Bu 6. koşuda ben de sizlere şu şekilde aktarma yapacağım. Önceliği 9 nolu Bye Bye Happiness. Mehmet Akyavuz'u start alacak olan bu safkan en azından şu aralar çok iyi bir form grafiği yakalamışken ben bu yarışı en önde yazılması gereken safkan olarak sizlere önereceğim. Daha sonra 12 nolu Sonsuzum bir hakim temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan bu safkan da en azından çim pistin performansı iyi olan bir isim. Daha sonra 15 nolu Touch of Class bir Victoria Galo temsilcisi Mücahit Bayır'la start alacak olan bu safkanda en azından performans olarak hazırlık olarak da oldukça iyi durumda. 14 nolu Miss Me bir Mendip temsilcisi Müslüm Çelik'le yine son güzel ikinciliğiyle şanslı isimler arasında ve son olarak da 8 nolu Hafocan Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu line-up temsilcisi de son güzel ikinciliğiyle de yazılması gereken isim olur. 9, 12, 15, 14, 8 benim bu ayak için önerdiğim safkan. Eğer imkanı olanları geniş tutmak isteyenler için de en azından bu 4 nolu Rüzgarhan Bey'i Erdem Çankaya ile 1 nolu Fast Fantastic'i de İsmet Demir'le de bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Her iki safkanı da eğer geniş at yazıyorsanız bence ilave etmekte fayda var arkadaşlar. Ama yarışın genelinde 9, 12, 15, 14, 8'in dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor ama tabii at atı geçer. Eğer öyle bir durum at yazma gereği duyanlar için de 4 ve 1'i ilave edebilirler. 7. koşuya geçiş yaptığımızda handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik çim koşusunda burada 15 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 7 ve 12 nolu safkanlar ekürü bir kurtel arasından bu ekürler. Ben de bugün benim sığınacağım liman burası arkadaşlar 7 nolu Ildır Bey'i ve 12 nolu Adana ekürüsünü en azından performans olarak rakiplerinden bir ayı önde olan bu safkanı Mustafa Kemal Kumbasar'la kazanmasını bekliyorum. Bu grubu geçmesini bekliyorum. O yüzden sizlere de günün bankosu olarak 7 nolu Ildır Bey'i ve 12 nolu Adana ekürüsünü tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu
Bir kısa havada 8-3 yaşlı Arapların 1300 metre çim kosuna 13 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta da ben önceliği 2 nolu Kalagay kaliteli bir safkan olduğu zaten belli etti. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkan son 2 yarışını üst üste kazanan bir isim. Oldukça formda. Tabii ben bu safkanın yanına yine koştuğu gruplar bayağı üst düzey gruplarda bile söz sahibi olan hatta son 3.'lüğü bile Asfalt'a kaybeden 7 nolu Şirin mi Şirin'i uçan betimlisi Vedat Demir'le de yazıp bayağı 2 ve 7 olarak da geçme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani 2-7 arasında gibi bir gözüken bir yarış. Büyük ihtimalle de bu şekilde bitebilir. Ama burayı biraz kalabalık oluşu yer bulma konusunda biraz sıkıntı yaşanırsa kimler yazılabilir? En azından son 4 yarışını üst üste kazanan bir Mehmet Akyoz'a start alacak olan bir Kaysberg denizcisi 10 nolu Benzenci. Bence ilk yazılacak isim arasında daha sonra 13 nolu Yener Sultan. Bir Kaysberg'in yine bir denizcisi Ali Kaçmaz'la. Yine çok etkili bir güzel formüle ve performansıyla yazacak bir diğer isim olur. Ve son olarak da 5 nolu Orhun Kağan. Yine bir Kaysberg temsilcisi olan safkanda Ercan Çankaya'da da yazılması gereken son isim olur diye sizlere öneriyorum. Ama 2-7 bende bir 2 adımda olsa ön planda. Daha sonra 10, 13 ve 5 nolu safkanları da ilave etmek isteyenler için. Günün 9. koşusu şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda. Burada baktığımız zaman 15 safkan yani bugün gerçekten hiç ummadık ikramiye de giderse bu altılı programı inanın hiç şaşırmayacağım bir olay. Çünkü Adana'da genelde böyle yarışlar patlama yapabiliyor. Hem de bayağı bir patlama yapıyor. Sesi her yerden duyulacak şekilde patlıyor. Buradaki koşuya geldiğimiz zaman ben önceliği en azından klas bir safkan olan başkanın atı olan Altınolu Royal Chick bu Kanakon temsilcisini ben ilk şanslı isim olarak Harun Kılıç Arslan'la ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkanın en ciddi rakip olarak da 3 nolu Aybüke. Bu Yavuz Kaya temsilcisi de Ayhan Kurşun'la en azından performans olarak oldukça iyi. Yalnız bir birincilik sıkıntısı yaşıyor. Arada birinciliği burada bulabilir. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bence bu ayak 6-3 rakiplerin oranında en az bir adımda olsa ön planda olan isimler. Normal kuponlara risk alınıp bu iki safkan olarak da geçebiliriz. Ama genişletirsek kimleri yazabiliriz? 13 nolu Bodica. Bu Apro temsilcisi Mücahit Bayır'ı start alacak olan safkan bu aralar formunu iyice yükseltmeye başladı. Ve son olarak da 7 nolu Alcandros. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu Luxor temsilcisi de son sıfırını hiç ölçü almıyor. Bu safkan da bugünün etkili isimlerinden birisi olabilir. 6-3 öncelik geniş yazanlara da 13 ve 7'yi de ilave etmelerini öneriyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde bir Maiden yine yarışı var. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. Yine 15 safkan mücadelesi yine bizi bekliyor. Ben burada önceliği 5 nolu Ferud'un abiye vereceğim. Müslüm Çelik'le en azından performanslı olarak iyi bir durumda olan bir isim. Daha sonra 4 nolu Dilber Ağam. Bir Gelibolu temsilcisi Ali Kaçmaz'la start alacak olan safkan. Yine iyi bir performansı ve iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 9 nolu Uzayan. Bir Gobak Bey temsilcisi Mehmet Akyavuz'la start alacak olan safkan da bir yarış gördü. Ama iyi bir safkan görüntüsü var. Bence iyi hazırlıklarla Mehmet Akyavuz'a bu 9 nolu Uzayan'ın 3. safkan olarak kuponlara ilave edelim. Daha sonra 8 nolu Türker Baba, Berksoy'un temsilcisi son 2 yarışında güzel bir performans yakalamışken, iyi bir form yakalamışken bugününü değerlendirebilir. 8 nolu Türker Baba'yı kuponlara alacağız. Ve son olarak da 1 nolu Akil, Ercan Çankaya'ya start alacak olan bu Kopus temsilcisi de bence yazılması gereken son isim olur. 5, 4, 9, 8, 1 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizde. Hoşçakalın.